Değerli misafirlerimiz programımıza bir video mesaj ile devam ediyoruz. Aramıza katılamayacağından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun programımız için göndermiş olduğu video mesajı hep birlikte izliyoruz efendim. Değerli İstanbullular, sevgili vatandaşlarım. Filistin halkı yıllardır büyük acılar yaşıyor. Büyük bir zulme karşı mücadele ediyor. Bugün bir kez daha Filistin'de sivillerin de hedef alındığı topyekün bir saldırı ile Gazze kuşatılmış durumda. Dünyanın neresinde olursa olsun özellikle sivillere karşı yapılan hiçbir saldırı asla ve asla kabul edilemez. Kimden gelirse gelsin orantısız bir güç kullanımının uluslararası savaş hukukunun sınırlarını aşan Operasyonların karşısında durmak tüm insanlığın görevidir. Bizler mazlum Filistin halkının yanındayız. Ne yazık ki savaşın kaybedeni her zaman siviller, toplumun en masumları ve en savunmasızları olmuştur. Bu yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul düsturuyla bölgedeki çatışmaların büyümeden sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmalı, ülke olarak barışın öncüsü olmalıyız. İnsanlık bugüne kadar savaşlar yüzünden çok şey kaybetti. Çok büyük yıkımlar yaşadı. Yıkımlar her seferinde yeni yıkımların tohumunu ekti. Bu kısır döngüden çıkmanın yegane yolu barıştır. Savaşları körüklemek için değil, barışı yeşertmek için çalışmaktır. Filistin halkına insani yardımın kesilmesi, bölgeye elektrik su verilmemesi gibi kararlar Sivil yurttaşların yaşadığı acıyı, gördüğü zulmü artıracaktır. İsrail'i Filistinli sivillerin zarar gördüğü operasyonları sonlandırmaya davet ediyorum. Bu orantısız topyekün saldırı derhal sona ermelidir. Tüm dünya kamuoyunu bu konuda ses çıkartmaya davet ediyorum. En büyük dileğim bu zulmün daha fazla insanın zarar görmeden sonlanması ve bölgede barışın hakim kılınmasıdır.